Nutuk. Seslendiren Doktor Tamer Akça. Bölüm. Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor. 17 Kasım 1922 tarihli resmi bir telgrafın ilk cümlesi şuydu: Vahdettin Efendi bu gece saraydan ayrılmıştır. Bu telgrafın bir iki cümlesini daha 18 Kasım 1922 gününe ait meclis tutanaklarında okumuşsunuzdur. Fakat telgrafın aslında bu ayrılışa kimlerin yardım etmiş olabileceğinden, kutsal emanetlerin nasıl korunacağından ve daha başka hususlardan bahseden alt tarafı da vardır. Aynı gün mecliste okunmuş bir mektup kopyasıyla ona ekli ajanslarla yayınlanmış bir bildiri örneğinde kayıtlardan bir daha okuyalım. 17 Kasım 1922 Mektup Kopyası. Bir sayfasını ilişik olarak sunduğum resmi bildiride açıklandığı gibi, Zat-ı Şahane, İngiltere'nin koruyuculuğuna sığınarak bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan ayrılmıştır. İmza Harrington. Mektuba ekli bildiri örneği. Resmen bildirilir ki, Zat-ı Şahane, bugünkü durum karşısında hürriyet ve hayatını tehlikede gördüğünden, bütün Müslümanların halifesi sıfatıyla İngiliz koruyuculuğunu ve aynı zamanda İstanbul'dan başka bir yere götürülmesini istemiştir. Zat-ı Şahane'nin isteği bu sabah yerine getirilmiştir. Türkiye'deki İngiliz kuvvetleri başkomutanı General Sir Charles Harrington, Zat-ı Şahane'yi almaya giderek bir İngiliz harp gemisine kadar kendisine eşlik etmiş ve Zat-ı Şahane vapurda Akdeniz Filosu Genel Komutanı Amiral Sir de Brooke tarafından karşılanmıştır. İngiliz olağanüstü komiser vekili Sir Neville Henderson, Zat-ı Şahane'yi gemide ziyaret ederek Kral 5. George'a bildirilmek üzere arzularını sormuştur. General Harrington'ın Ulviye Sultan adında bir hanıma gönderdiği Fransızca bir mektup da vardır. Bu mektup, hiçbir karşılık verilmemiş olduğu notuyla Refet Paşa'ya gönderilmiş. O da 25 Kasım 1922 tarihinde bize bir kopyasını göndermişti. Fransızca mektubun bize gönderilen Türkçe kopyası şudur: Sultan Hanımefendi Hazretleri, şu sıralarda Malta'ya yaklaşmakta olan Padişah Hazretlerinden ailesinin durumu hakkında bilgi rica eden bir telsiz aldım. Bu konuda geçen cumartesi Yıldız'dan bilgi almış ve Kadın Efendi Hazretlerinin sağlık ve neşelerinin yerinde olduğunu öğrenmiş ve derhal Zat-ı Şahane'ye bildirmiştim. Eğer Padişah Hazretlerinin aileleri hakkında yeni bilgiler lütfederseniz, onu da derhal Zat-ı Şahane'ye sunmakla mutluluk duyarım. Zat-ı Şahane'nin içinde bulundukları güçlükler dolayısıyla en samimi dileklerimi Kadın Efendi Hazretlerine ve pek muhterem ailelerine sunmama izin vermenizi ve en derin saygı ve tazimlerimin kabul edilmesini rica ederim. İmza Harrington. Efendiler, bu son mektup üzerinde durulmaya değer nitelikte değildir. Bundan başka General Harrington'ın İstanbul'daki askeri memurumuza yazdığı mektupla ekinde yazılanlar üzerinde görüş belirtmeyi de gereksiz bulurum. Kamuoyunu gerçek durumla karşı karşıya bırakmayı tercih ederim. O zaman saltanatı atadan oğula geçirmek gibi yanlış bir şeklin sonucu olarak büyük bir makam, tantanalı bir ünvan kazanabilmiş bir sefilin gururu çok yüksek asil bir milleti nasıl utanılacak bir duruma düşürebileceği kendiliğinden anlaşılır. Gerçekten de her ne sebeple ve ne şekilde olursa olsun, Vahdettin gibi hürriyetini ve hayatını milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir yaratığın bir dakika bile olsa bir milletin başında olduğunu düşünmek ne hazindir. Şükredeğer bir durumdur ki bu alçak, mirasına konduğu saltanat makamından millet tarafından atıldıktan sonra alçaklığını sonuna kadar getirmiş bulunuyor. Türk milletinin bu işte önce davranması elbette takdire değer. Aciz, adi, duygu ve anlayıştan yoksun bir yaratık, kendisini kabul eden herhangi bir yabancının koruyuculuğuna sığınabilir. Ancak böyle bir yaratığın bütün Müslümanların halifesi sıfatını taşıdığını iddia etmek elbette doğru değildir. Böyle bir düşünce şeklinin doğru olabilmesi, öncelikle bütün Müslüman milletlerin esir olmaları şartına bağlıdır. Halbuki dünyada gerçek böyle midir? Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa sembol olmuş bir milletiz. Değersiz hayatlarını 2,5 gün daha fazla
ve sefilce sürükleyebilmek için her türlü düşkünlüğe katlanmakta bir sakınca görmeyen halifeler oyununun da sahneden kaldırılabileceğini gösterdik. Böylece devletlerin, milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde kişilerin, özellikle bağlı bulundukları devlet ve milletin zararına da olsa kişisel durumlarından ve hayatlarından başka bir şey düşünmeyecek alçakların herhangi bir önemi olmayacağı şeklindeki bilinen gerçeği bir defa daha ortaya koymuş olduk. Milletler arasındaki ilişkilerde mankenlerden yararlanma yöntemine rağbet etme devrine son vermek medeni dünyanın samimi bir dileği olmalıdır.